Şimdi yukarıda bir tane şöyle kare verilmiş. 8 parçaya ayrılmış. Şuraya da bir tane mavi kare yerleştirilmiş. Tam şuraya, ortaya. Sonra işte Bursa değil. 8 parçaya ayrıldığını söylüyor. Şimdi x derece döndürüldüğü zaman birinci şekilde ortaya çıkıyormuş. X derece döndürünce. Sonra y derece döndürdüğü zaman, yani şu halinden y derece döndürdüğü zaman da bu şekilde ortaya çıkıyormuş. Tabii her ikisinde saatin dönme yönünde döndürülüyormuş. Yani şu yönde döndürülüyor. Saat bu yönde ilerliyor çünkü. Normalde açı hesabında biz bunun negatif yön diyoruz. Pozitif yön bunun tam tersi oluyor. Negatif yönde döndürüyormuş ama önemli değil. Ona döndürdüğü açıya x ve y demiş. Şimdi bu konumdan şu konuma gelecek. Bizim ilerleyeceğimiz rotaya bakarsak bizim şuradaki karemiz şöyle gelmeli. İlerlerken şu rotayı çizecek. Bu şekilde gelecek. Buralardan geçecek. Şurayı aşacak. Ve şurada bir noktaya ulaşacak. Ulaşacağı nokta burası. Şu konuma gelecek. Buradaki konuma. Şuraya kadar olan mesafe 180 derece. Tam bir doğru boyunca ilerlediği için şöyle bir açı oluşturursak bu 180 derecelik bir açıdır. 180 derece. Tabii şunun tamamı 90, bunlar 45'er derece o zaman. Yani 180 derecenin üzerine bir de 45 derece daha ilerlemiş. Yani 180 artı 45 eşittir 225. Birinci durumda 225 derece dönülmüş. 225 derece döndürmüşüz. Siliyorum bunu, ikinci konuma gelelim. Şunu da silelim. İkinci durumda şu noktaya gelecek. Demek ki buradan çıkıyor bizim karemiz, şu noktaya ulaşıyor. Bu durumda da 90 derece dönmüş. Şu kadar. 90 derecelik bir dönüş söz konusu. O halde bu ikili 225 derece virgül 90 derece olur. 225 ve 90 derece döndürülmüş.